Merhabalar sevgili Organik Annem takipçileri. Bugünkü videomuzda size yerel bir lezzet olan Elazığ Kovancılar ilçesinde susuz arazilerde yetişen kultik kavunundan bahsetmek istiyorum. Eminim birçoğunuz bu kavunun ismini ilk kez duyuyorsunuzdur. Bu kavun türü diğerlerinden biraz farklı bir kavun türü. Diğer kışlık kavun veya sarı çaparlı renkli kavun türü gibi değil. Mesela benim doğduğum yer olan Hatay Kırıkan ilçesinde yetişen kavun tek tiptir. Sarı renkli, çaparlı bir yüzeyi vardır. Tadı da tektir. Bu kultik kavunu eşsiz kılan şey ise tarlada 100 çeşit kavun yetişiyorsa bunlardan sadece 5 tanesinin tadının birbirine benzemesi. Şekil olarak ve tat olarak hiçbir kavun birbirine benzemiyor. Böyle sıra dışı bir kavun türü. En önemli özelliği az önce de bahsettiğim gibi tamamen doğal ve susuz yetişmesi ve her bir tebekte farklı tatta ürün vermesi. Bu ürünün hasadı şu an içinde bulunduğumuz ay itibariyle başladı. Dediğim gibi Elazığ'ın Kovancılar yöresine ait bir ürün bu. Eski yıllardan beri kultik kavunun ekimi yapılmaktadır buralarda. Bu kavun çeşidi susuz bir arazide yetişmektedir. Bir tebekte hem mayhoş, hem tatlı, hem ekşi farklı kavunlar olabiliyor. Yani bunun için farklı lezzetler içermektedir. Bu kavun, bu yöredeki insanların geçim kaynağıdır. Kultik kavunu yetiştirilen araziler nasıl yetiştiriliyor? İlk önce arazi 3 defa çapalanmakta. Otu temizlendikten sonra susuz bir alanda yetiştirilmektedir. Bunu yetiştirirken asla su verilmiyor kavunlara. Tadı da bal gibidir, çok tatlıdır. Su verilirse tadı sıfıra iniyor, içindeki şeker miktarı azalıyor. Daha sonra yetiştikten sonra sabah 4-4.30 gibi toplanmakta. Saat 6 gibi de pazar yerlerine götürülmekte. Kultik kavunun ekimi yılın 4 veya 5. aylarında yapılmaktadır. Toprağın ısısı 15 dereceye eriştiği zaman kultik kavunu toprağın altında çalışmalarına başlar. Ekiminden 2 hafta sonra kavun filiz vermeye başlar. Kavun 6-7 yapraklı olunca biz toprak çapalanmaya başlanıyor. Çapa yapıldıktan sonra kendi haline bırakılıyor. Kavunun erken olgunlaşması havanın sıcak olmasına bağlıdır. Kavunun olgunlaşması içinde bulunduğumuz ayda başlıyor. Bir tebekte 3-4 kavun var ise bunların her birinin tadı farklı farklı olmakta. 100 kavundan ancak 5 tanesi tat ve lezzet olarak birbirine benzemektedir. Bu da bu meyvenin yani bu kultik kavunun bir özelliğidir. Dediğimiz gibi evet yani aynı yerde yetişmesine rağmen yani kavunun bir tanesi bu şekilde gördüğünüz gibi uzun badem şeklindeyken diğeri bu şekilde farklı bir şekil alabilmekte. Genetik olarak farklı bir yapıya sahip olan bu kavunun tadına bakmayı herkese tavsiye ediyoruz. Biz tadına baktık gayet beğendik. Umarım sizler de fırsatınız olup tadına bakarsanız beğenirsiniz. Şimdilik benim kultik kavunuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.